Modern tiyatroyla karşınızdayız. Modern Türk tiyatrosu dememiz elbette ki yanlış olacaktır. Çünkü sadece modern tiyatro. Şimdi sanatsal metinlerde biliyorsunuz göstermeye bağlı metinler, anlatmaya bağlı metinler vardı. Bizim için modern tiyatro TDK, TDK şeklinde kodlamamız mümkündür. Yani trajedi, komedi ve dramdan bahsetmemiz mümkündür. Şu şekilde sizin için bir tablo hazırladık ama tek tek kendisiyle ilgileniyoruz değerli arkadaşlar. Aynen de şu şekilde sizlere anlatacağız değerli arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. 11. sınıf Türk Dili Edebiyatı şu an evde eğitimde yanılmıyorsam 7. ünite konusu trajedi, komedi, dramdır. 11. sınıflar dikkatle dinlesin. Tabii ki 12. sınıf ve mezun öğrenciler sınavlarda gelebilecek sorudur. Azaltıldığını da düşünecek olursak 2020 AYT'nin bu konuya lütfen dikkat edelim. Trajedi konusunu tarih ve mitolojiden alır. Şimdi buradaki ağır abiler vardır. Yani oyuncularımız tanrılar, tanrıçalar biliyorsunuz. Hani Yunanistan'da doğan bir şey olduğu için tiyatro. Orada biliyorsunuz Eros gibi, Kleopatra gibi önemli tanrıçalar oynayabiliyor. Koro ve diyalog bölümleri olur. Soylu bir dil vardır. Çünkü biz burada burjuva bizim için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Yani elit bir şey. Ben bunu İstanbul'un böyle hani kenar mahallelerinden bahsedecek olursam komedi derim. Ama Nişantaşı, Etiler gibi yerlerden bahsedecek olursam trajedya derim. Hani böyle ünlü isim, sosyete isimler, Şişli sosyetesini görecek olursan trajedyadan bahsetmeniz mümkündür. Ama halkın çocuğundan bahsedecek olursan, garibanlardan bahsedecek olursan bunun adı komedi olacaktır. Hani bağdaştırın diye somutlaştırma yapayım. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü bakın o kadar elit ki kaba çirkin söz yok. Abi burada olmaz olur mu? Küfürsüz sahnesi yok. Mesela 01'i izlediysen abi tam komedi. Ya çünkü orada her şey serbest, anladın mı? Ama burada ne var? Yaralama öldürme yok, kaba çirkin söz yok. Ne kadar güzel, ne kadar, aslında olması gereken o ama işte bu trajedi, bu komedi oluyor. Üç birlik kuralına burada uyuluyor. Tabii ki komedide de uyuluyor ama üç birlik kuralına dramda uyamayız. Şimdi trajedi dediğimiz zaman aklımıza klasizm. Zaten klasizmde kaba saba sözler yok, adam öldürme yok. Nazımla yazılır bunlar. Yüksek ve ağırbaşlı burjuvai bir üslup vardır. Sopakles, Korneyi gibi isimler trajediyada ünlüdür. Komedi günlük hayattan, halktan kişiler vardır. Bakın soylular soyluçalar değildir. Bunda da koro ve diyalog bölümleri vardır. Trajedide gördüğün soylu dilini burada konuşma dili vardır. Burada kaba çirkin söz yokken burada kesinlikle atış serbest. Küfür aklın sigortasıdır deyip adam paso sövüyor. Adam mesela bir kamyoncuyu canlandıracak. Abi kamyoncuyu canlandırırken mesela oradaki yaptığı kötü şeylerden bahsedeceksen orada küfürü söylemek zorundasın. Ya bunlar gibi söylersen bunun adamın kötü adam olduğunu anlayamazsın ki zaten. Burada yaralama öldürme yokken burada yaralama öldürme de vardır. Komedide biliyorsunuz üç birlik kuralı dediğimiz gibi ikisinde de vardır. Aristophanes Yunan edebiyatında, Gogol Rus edebiyatında, Molière abi şimdi Molière'le ilgili şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Molière biliyorsunuz Ahmet İfik Paşa diye bizim bir adamımız var, tamam mı? Bu Tanzimat sanatçısıdır. Ahmet İfik Paşa Molière'den almış olduğu işte Zoraki Tabip gibi, Zor Nikah gibi çevirileri alıyor. Bursa Valiliği sırasında bu adam Bursa Valiliği yapıyor. Bursa Valiliğini yaparken tiyatroya da gerçekten önemli katkılarda bulunuyor. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'la beraber biliyorsunuz Şinasi'nin şair evlenmesi vesaire, biz bunları anlatacağız. Vatan Yahu serisi, bu adamın da çok büyük katkısı olduğu söyleniyor. Çünkü Bursa Valiliği sırasında bir tiyatro binası yaptırıyor abi. Tamam mı? Oraya memurlar çocuklarını falan getirip izliyor. Burada da Molière'in çevirilerini yapıyor. Molière dediğimiz adam komedi dalında zaten biliyorsunuz ünlü bir isimdir. Komediler de ayrıca bak şunu da lise ders kitabında bahsediliyor. Karakter komedisi dediğin zaman Molière'in Cimrisi mesela örnek olarak. Töre komedisi dediğin zaman Gogol'un Müfettişi. Bizim Türk Edebiyatı'nda yok mu? Var abi, hemen sana söyleyeyim. Töre komedisinde biliyorsunuz görücü usulü evlenmeyi anlatan Şinasi abimizin şair evlenmesinden bahsetmemiz kuvvetle muhtemeldir değerli arkadaşlar.
entrika komedisi vardır. Bir de Shakespeare'in yazmış olduğu gibi yanlışlıklar komedisi vardır değerli arkadaşlar. Demek ki komedimiz dörde ayrılıyormuş. Geldik drama. Dram dediğin zaman benim aklıma gelecek ilk isim nedir biliyor musunuz? Victor Hugo'nun Cromwell'i. Bakın Victor Hugo romantizmin kurucusu değil mi abi? Victor Hugo yazmış olduğu Cromwell'in ön sözünde romantizm akımının unsurlarını söylemiyor mu? Biz klasizmi trajedyada görürken dramı biz neyde görürüz? Romantizmde görüyoruz değerli arkadaşlar. Bakın bir şeyleri şöyle söyleyeyim. Hem acıklı hem komik yönler vardır. Burada Nazım Nesir karışıktır. Hem bundan hem bundan aldığı için de dilini kişiye göre halktan birini varsa küfür, argo serbesttir. Ama sen tanrıçayı aldıysan burada bunu sergileyemezsin. Trajedi ile komedinin karışımıdır. Kahraman her kısımdan olabiliyormuş. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Goethe gibi Alman sanatçılar, Schiller gibi Fransız ve Victor Hugo gibi Cromwell. Bakın şöyle bir bağdaştırma yapacağım. Namık Kemal Victor Hugo'dan esinlenmiyor mu? Namık Kemal romantizm değil mi? Bizim Türk Edebiyatı'ndaki Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah mukaddimesinde, yani o tiyatrosunun ön sözünde romantizmle ilgili unsurları söylemiyor mu? Demek ki Namık Kemal, yani orada Victor Hugo, burada Namık Kemal'den bahsetmemiz mümkündür. Orada Molière, burada Ahmet Vefik Paşa'dan bahsetmemiz mümkündür değerli arkadaşlar. Bu yüzden komediyi bu şekilde taşımıştır. Trajedi, komedi, dram. Dikkat ediyoruz. Bu püf noktalar, anahtar kelimelerle olayı bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.